Burada iki yanımda da birbirine neredeyse tıpatıp benzeyen iki araba var ama aslında birbirlerinden oldukça farklılar. Bu Mokka elektrikli, sağımdaki Mokka ise içten yanmalı bir motora sahip. Elektrikli otomobiller deyince en çok önem verdiğimiz, kullanıcılar açısından en çok özen gösterdiğimiz şey menzil. Bu elektrikli Mokka'nın karma tüketimde 327 km, şehir içinde eko modunu aldığınız zamansa 450 km'ye varan bir menzili var. Bu yüksek menzili sağlamasına yardımcı olan en büyük etmen ısı pompasına sahip olması. Bazı elektrikli otomobillerde bu teknoloji kullanılmıyor ve menzilde büyük düşüşlere neden olabiliyor. Özellikle yaz, kış aylarındaki sıcaklık değişimiyle elektrikli otomobillerin menzillerinde değişim oluyor. Bunun en büyük nedenlerinden bir tanesi ısı pompası. Şimdi nasıl çalıştığına geçmeden önce normal, konvansiyonel, içten yanmalı motorlarda yolcuları nasıl ısıttığımıza, nasıl bu kabin soğutma ısıtma sisteminin çalıştığına bir bakalım. Kaputu açtığımız zaman standart bir içten yanmalı motorda göreceğimiz şey tabii ki radyatörler, bir sürü borular. Buraya baktığımız zaman içten yanmalı motorlar yaklaşık kullandığı benzinin içinde bulunan enerjinin %60'ını dışarı atıyorlar. Yani bizim harekete çevirdiğimiz enerji %30 civarında ve kalanını ısı enerjisi olarak doğaya salıyoruz. Haliyle kabini ısıtmak istediğimizde bu artık enerjiyi kullanabiliriz. Bir radyatör sayesinde motoru soğutuyoruz. Isınan suyu yine bir ikinci eşanjör vasıtasıyla iç kabine sıcaklık olarak yolluyoruz. Elektrikli otomobillerde böyle bir sisteme yeri olmadığı için, konforlu bir şekilde gitmemiz için, yine de ısıtma sistemine ihtiyacımız olduğu için farklı çözümler var. Bunlardan birincisi rezistanslı sistemler. Çok gelişmiş bir sistem değil bu. Normal saç kurutma makinesi mantığında çalışıyor. İnce bir telden yüksek akım geçirdiğinizde ısınıyor ve bir fan yardımıyla içeriği ısıtabiliyorsunuz. Ama bu elektrikli otomobiller için oldukça verimsiz bir yöntem. Güç tüketimi fazla olduğu için menzilde çok hızlı azalmalar görebiliyoruz. Opel'in elektrikli serisinde, Mokka'da, Corsa'da, Astra'da hiçbirinde bu sistem kullanılmıyor. Bunun yerine daha gelişmiş ve menzili arttıran ısı pompası sistemi var. İsmi havalı, kendisi güzel. Peki nasıl çalışıyor? Aslında bildiğimiz klima sisteminin bir parçası. Tersine de çalıştırılabilir klima gibi düşünebilirsiniz. Normalde evdeki klimayı düşündüğünüzde dışarıda bir fanı vardır. Dış ortama sıcak hava üflersiniz, iç ortama ise soğuk hava üflersiniz. Bunun tersini çalıştırdığınızı düşünün. Yani dışarıdaki sıcak havayı içeri göndermeniz mümkün. Bir kompresör vasıtasıyla oluyor bu. Klima kompresörünü kullanıyor. Aldığınız havayı kompresörden geçirip sıkıştırdığınızda sıcaklığı da doğal olarak artıyor. Bu havayı da içeri gönderebiliyorsunuz. Bizler için güzel. Peki bu sıcaklığı nereden alıyor? Arkasından sistemin devamına baktığınızda ise dışarıdan gelen havanın sıcaklığıyla hal değişimine uğratıyor bu klima gazını. Bunun sonucunda da -22 dereceye kadar siz dış ortamdan sıcaklığı alıp kabine gönderebiliyorsunuz. Neden -22 gibi spesifik bir sayı diye düşünecek olabilirsiniz? Çünkü bu sistem aynı klimada olduğu gibi hal değişimine bağlı. Yani içindeki klima gazı kompresörden geçiyor, gaz haline geçiyor. Daha sonra kondenserden geçtiği zaman sıvı hale geçiyor. Ve bu gazın kaynama sıcaklığı, yani sıvıdan gaza geçme hal sıcaklığı -22 derece. Buraya kadar her şey verimli bir şekilde çalışıyor. Peki diyeceksiniz ki ben -22'nin daha altına gittim. Erzurum'a gittim, Uludağ'a gittim. Orada hava çok daha soğuktu. Hala bu sistem çalışmaya devam ediyor ve sizi kabin içerisinde sıcak bir şekilde tutabiliyor. Ama bunun en büyük farkı, menzilde büyük düşüşler yaşamıyorsunuz. Hava 0 derece, 5 derece olduğu çok daha az bir menzil kaybı yaşıyorsunuz. Yola çıktığınız zamansa içeride son nesile yakışır bir şekilde bütün teknolojik ekranlar, teknolojiler mevcut. Ortada bir tane 10 inç ekran var infotainment için ve ayarları kolay, böyle düğmeleri falan ayrıca yapmışlar. Her şey dokunmatik değil. Ben onu biraz daha seviyorum. E tuşuna bastığınız zaman elektrik akışı nasıl oluyor onu görebiliyorsunuz. İşte şu an frenle geri kazanıyor. Gaza bastığınızda şu an pilden enerji harcıyor. İstatistiğe geldiğinizde burada tüketimi, ne kadar, ne zaman, ne yaptınız, her şeyi görebiliyorsunuz. Şarjda da ertelenen şarj süresi denen bir şey var. Yani taktığınız ama 3 saat sonra şarja başlasın, 4 saat sonra başlasın gibi bir şey de buradan kurabiliyorsunuz. O da son zamanlarda bu elektriklerde gördüğümüz güzel özelliklerden bir tanesi. Peki bu niye lazım derseniz de geceleri evden şarj ederken elektrik biraz daha ucuz. Haliyle şarja taktığınız zaman değil de gece işte 11'den 12'den sonra şarj etsin, daha ucuza elektrik kullanayım dediğinizde çok işlevsel bir özellik. Yine analog kadran yerine komple dijital bir ekran var. 12 inç ve görüşü çok iyi. Hiçbir şey tarafından böyle güneş falan vurduğunda da engellenmiyor. Üstü zaten mat.
aynı telefonların üstüne mat kılıf taktığımız gibi. Bu fabrika çıkışı böyle geliyor. Bu ekranlar benzinliyle aynı ekranlar ama tabii elektrikliye özel olarak değiştirmişler. Artık devir göstergesi, benzin göstergesi yerine ne kadar bataryanız kaldığı, tüketiminiz ne kadar, kruz kontrol, şerit takip sistemi gibi elektronik asistanların göstergesi. Sol tarafta da charge, eco, power şeklinde 3 tane yer var. Ne kadar kullandığınızı gösteriyor aslında. Ortadaki ekrana benzer şekilde eğer ayağımı gazdan çekersem charge şu an yoldaki enerjiyi aktarıp pilleri şarj ediyor. Eco hani güzel gaza tatlı basıyorsun. Çok fazla enerji kullanmıyorsun kısmı. Çok bastığınızda ise power'a geçiyor. Yani sen şu an pilleri çok umursamıyorsun. Menzil umurunda değil. Tam gücü almak istiyorsun diyor. 136 beygir üretiyor. Şehir içinde gayet yeterli. Yine dokunmatik ekranda böyle menüde ne aradığınızı bulmak yerine bu tuşlarla navigasyon, Bluetooth'la mı yoksa radyo mu dinleyeceksiniz, menüdeki Android Auto, Apple CarPlay hepsini seçebiliyorsunuz. Bu tuşa bastığınızda ise kör nokta kontrolü, patinaj kontrol gibi sürücü yardım desteklerini açabiliyorsunuz. Birkaç tane de burada tuş var. Şerit takip sistemi burada. Bunu açıp kapatabiliyorsunuz. Onun dışında P direksiyon işareti var. O da direksiyonu ekstradan yumuşatıyor. Park ederken kolaylık sağlaması için. Ama şu an 70 ile gidiyoruz. Bu hızda açmamıza izin vermiyor. Çünkü o kadar yumuşak direksiyon güvenli olmayacaktır. Bütün bu konsol da böyle sürücüye yönelik. İşte ortadaki ekran biraz daha sürücüye bakıyor. Bu gösterge paneli her şey net bir şekilde okunuyor. Hiç parlama yapmıyor. Aynı zamanda klimayı da burası yerine yani dokunmatik ekran yerine ortada fiziksel butonlarla korumuşlar ki benim en sevdiğim şeylerden bir tanesi. Bu da bizim konumuzla oldukça alakalı. İçten yanmalı otomobillerde motorun ısınmasını beklememiz gerekiyor ki kabini ısıtabilelim. Kışın özellikle çok soğuk günlerde bu tam bir dert oluyor. Çünkü sistemin kendisi motorun kullanmadığı, gereksiz yere çöpe atacağı sıcaklığı alıp kabine göndermek üstüne bir sistem. Burada ise direkt ısı pompamız sayesinde arabaya bindiğimiz an her şey sıcak ya da soğuğu gönderebiliyor. Bugün mesela tam tersine sıcak bir gün ama yine avantajı kullanabiliyoruz. Kameraları falan kurarken motoru çalıştırıp beklemek yerine elektrikli olduğu için arabayı açıp klimayı direkt açabiliyoruz. Çünkü klima kompresörü normal otomobillerimizdeki gibi içten yanmalılardaki gibi kayışla bağlı değil. Doğrudan elektrikle çalıştığı için pilinizin dolu olması yeterli. Dururken de rahat bir şekilde havalandırmayı açabiliyoruz. Şu an mesela klima açık, içerisi 20-21 dereceye ayarlı. Bizim kullandığımız bu soğuk havanın bir kısmı yine dışarı atılıyor. Ama Opel bunu düşünmüş, demiş ki bunu da ziyan etmeyelim. Bu artık soğuk hava da kullanılıyor. O da pilleri soğutmak için kullanılıyor. Özellikle çok sıcak olan günlerde işte hava sıcaklığı artık 40-45'lerin üstüne çıktığı zaman bu pillerin optimum çalışma sıcaklığı yaklaşık 35-40 derece. Haliyle soğuma ihtiyacı oluyor ve klimadan artan bu havayı kendi içindeki bir sistemle doğrudan soğutuyor. Bu da yine menzili arttırmak için yapılmış güzel teknolojilerden bir tanesi. İkinci konumuzsa bataryaların termal olarak yönetimi. Bu lityum bataryaların belli bir sıcaklıkta çalışması gerekiyor. Yine çok düşük sıcaklıklara geldiğiniz zaman bataryalar verimini kaybediyor. Ya da aynı şekilde çok yüksek sıcaklıklara çıktığı zaman. Bu bataryaların üretimiyle vesaire alakalı bir durum değil. Tamamen kimyaya bağlı. İçeride elektronlar hareket ediyor. Bataryadan motora gönderiliyor. Bu sırada akım oluşturuluyor. Haliyle bunların hepsi bir kimyasal reaksiyon ve sıcaklığa çok bağlılar. Genellikle bataryalar 40 derece civarında tutulmalı ki en verimli yerinde olsun. Yine mokamızın kaputunu açtığımız zaman göreceğiz ki bunu yapmak için bir sürü sisteme sahip. Kaputu kaldırdığınızda burada daha küçük eşanjörler görüyoruz. Burada mesela minik bir tane ısı değiştirici var. Bunun bütün görevi siz klimayı açtığınız zaman bir soğuk hava üretiyorsunuz. Onun bir parçasını da artan soğuk havayı da bataryalara gönderip soğutabiliyor. Bunun yanında standart radyatörleri de var. Önde zaten havalıklarını görebiliyorsunuz. Eğer batarya çok ısındıysa hemen bu radyatörler devreye giriyor. Siz klimayı açmadıysanız daha verimli olması için öndeki radyatörleri kullanıyor ve bataryayı hep optimum sıcaklığında tutuyor. Bütün bunların sonunda ise 450 km gibi oldukça yeterli ve çoğu insanın işini rahatça görebilecek yüksek bir menzile kavuşuyor. Bundan daha önemlisi ise kışın, yazın hava sıcaklığı düştüğünde, çıktığında bu farklardan etkilenmeyip her zaman belirtilen menzile yakın miktarda yol alabiliyorsunuz. Tüm Opel gamındaki elektrikli araçlarda, Moka'da, Corsa'da, Astra'da bütün bu termal management sistemi yani bataryaları koruyan sistem artı ısı pompası ile birlikte geliyor. Bunları düşünmek zorunda kalmıyorsunuz. Bu videoluk bu kadardı arkadaşlar. Eğer Moka'yı ya da diğer Opel elektrikli araçları incelemek isterseniz aşağıdaki linkten internet sitesine ulaşabilirsiniz.
Videoyu izledikten sonra beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı lütfen ihmal etmeyin. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hepiniz hoşça kalın.